Efendim, dünyanın en kadim hikayelerinden birine kendi hikayemizi eklemeye gidiyoruz. Kral Bizans'ın Yunan göçmenlerle gelip kurduğu Bizantiyon'a. Bundan 700 yıl sonra Konstantin'in gelip Roma'ya, Roma İmparatorluğu'na başkent yaptığı Konstantiniyye'ye. Daha sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin fetihle müjdelediği ve Fatih Sultan Mehmet'in bu müjdeye nail olduğu İstanbul'a gidiyoruz. Selamünaleyküm sevgili dostlar. İstanbul'a geldik. İstanbul'da tarihi Yarımada'ya geldik. Tarihi Yarımada'da İstanbul'un kalbi olur. İstanbul'a gelenler mutlaka buraya uğrar. Çünkü İstanbul'un ruhunu hissedeceğiniz yer burasıdır. İstanbul bu Yarımada'da kurulmuştur. Aşağıda Topkapı Sarayı'nın olduğu bölgede Kral Bizans tarafından kurulmuştur. Daha sonra her gelen imparator, her gelen sultan, her gelen efendim başkan üstüne bir şeyler ekleyerek İstanbul'u İstanbul yapmıştır. Biz de gezimize İstanbul'daki bu tarihi Yarımada'dan başladık inşallah. Daha sonra İstanbul'un diğer uğrak noktalarına uğrayacağız inşallah. İstanbul'un simge çarşılarından bir tanesi Mahmut Paşa Yokuşu. Burası da tarihi Mısır çarşısı Eminönü'nde. Buraya zamanında Mısır'dan getirilen baharatlar konulup satılıyormuş. O yüzden adını oradan alıyor Mısır çarşısı olarak. Çarşısı. Hemen yanında da yine yeni cami ama bilinen ismiyle Varide Sultan Camii var. Selahattin Camilerinden. Ve sevimli çarşılarından, en uzun çarşılarından Tahtakale.
Iskara'ya uğrayacak. Daha sonra Boğaz turumuz başlayacak inşallah. Daha önce gelmeyi çok arzu ettiğim Yerebatan Sarnıcı'na geldik. Yerebatan Sarnıcı Kral Justinian'ın bir eseridir. Bura Ayasofya'nın sulanmasında kullanılmak üzere yapılmış. Ama bir söylentiye göre de şehir kuşatıldığı anda şehir halkının su ihtiyacı giderilmesi için yapılmış bir sarnıç burası. Şehrinde bir kez birçok kez kuşatıldığını göz önüne alırsak buna Osmanlı da dahildir. Ne kadar yerinde, ne kadar doğru bir karar olduğu ortaya çıkar. Yalnız burası Osmanlıların eline geçtikten sonra Osmanlı bu suları sadece Dolmabahçe Sarayı'nın güllerini sulamak için kullanmış. Çünkü Osmanlı her zaman akan suları tercih etmiş. Bu yüzden de şehrin her yanına çeşmeler yaptırmış. Burası da Justinian'da günümüze kalan bir eser. Evet sevgili dostlar, Sarnıç'a indiğinizde Medusa başlı kaideleri de göreceksiniz. Bunlar böyle tılsımlı durumuna bakmayın. Aslında böyle bir tılsım yok. Çünkü Kral Justinian zamanında pagan dinini yok etmek istiyordu. Hristiyanlığı hakim kılmak istiyordu. Pagan tapınağından alınan bir taş da getirildi buraya olduğu gibi oldu. Çünkü Medusa mitolojik bir inanç biliyorsunuz. Bu inancı yıkmak için de dediğim gibi tapınağı yok etti. Tapınağı yok etmişken de bunlara buraya gitti. Kaide olarak da Medusa başlı taşı buraya koydu. Allah hepinizin cumasını mübarek etsin. Ayasofya aslında orijinal Ayasofya'nın üçüncü halidir. İlki bir yangında yandı. İkincisi bir ayaklanmada, ki bu nikah ayaklanması, buna sonra geleceğiz inşallah. Bu nikah ayaklanmasında yandı. Üçüncüyü ise Kral Justinian karısı İmparator Theodora ile birlikte yaptırdılar. Günümüze de ulaşan mükemmel tarihi bir mabet oldu. Ceddimizde
Ayasofya'ya dokunmadı. Ayasofya'nın kelime anlamı kutsal bilgeliktir. Herhangi bir aziz adına yapılmadığı için Fatih Sultan Mehmet de ismine dokunmamıştır. Orijinal ismiyle günümüze kadar gelmiştir. Efendim, ceddimiz Osmanlı'da böyle mükemmel bir yapıyı biz yapamadık dedi ama katkıda bulunalım dedi ve bu mükemmel şadırvan yaptı, Osmanlı mimarisine sahip şadırvanı. Onların da böylece Ayasofya'ya bir katkısı olmuş oldu. Evet, Üstad Yahya Kemal Beyatlı'nın dediği gibi sadece bir semtini sevmek bile bir ömre bedeldir dediği gibi bugün Ortaköy'e geldik. Ortaköy'de hikayemizi ekliyoruz inşallah.
Evet sevgili dostlar, Sirkeci Garnı'na geldik. Sirkeci Garnı'nda bende ayrı bir yeri var. Çünkü çok sevdiğim cinayet romanı yazarı Agatha Christie'nin Doğu Ekspresi adlı romanı bu Sirkeci Garnı'ndan başlar. Daha önce her gelen padişahın, her gelen sultanın, her gelen başkanın İstanbul'a bir şeyler kattığını söylemiştik. Bugün de İstanbul'a katkısı bulunan başkanlardan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı bir iki eseri gezeceğiz. Bunlardan ilki işte bu denizin altından hem karayoluyla hem demiryoluyla geçebileceğiniz Marmaray Sirkeci hattı. Evet efendim, İstanbul'a Erdoğan'ı kazandırdığı eserlerden bahsetmiştik. Bu eserlerden bir tanesi de bu Çamlıca Kulesi. Bilenler bilir, İstanbul'u bilenler bilir. Burada çok büyük bir anten kirliliği vardı. İstanbul'un tüm vericileri bu noktadaydı. Ve bu nokta, bulunduğumuz bu Çamlıca Tepesi İstanbul'un en yüksek tepesiymiş. 250 metre yüksekliğinde. Bunun üzerine 250 metrelik de bir kule. Yani İstanbul'un her yerinden, her yanından görülen bir kule olmuş oldu böylece. En yüksek noktasındayız, Çamlıca Kulesi'ndeyiz. Çamlıca Kulesi İstanbul'un her yerinden görünüyor. Dolayısıyla Çamlıca Kulesi'nde de İstanbul'un her yeri görünüyor. Mesela şu bakalım. Karşımızda Kadıköy, Fenerbahçe Stadyumu, Haydarpaşa Garı. Orada adalar, Heybeliada, Burgazada, Büyükada ve aşağıda da muazzam bir İstanbul manzarası. Evet sevgili dostlar, İstanbul gezimizin bugünkü konusu yakın dönem eserleri. Bu eserlerden birisi de Büyük Çamlıca Camii. Aslında cami diyoruz ama tabii ki bunlar hep kompleks yapı, külliye olarak geçiyor. İçinde birçok sosyal alan var. Kütüphane, satış yerleri, sosyal alanlar gibi. Bu da milletimize hayırlı olsun. Maşallah. Çok ihtişamlı, çok güzel bir cami. Çamlıca Kulesi'nden sonraki durağımız Çamlıca Camii. Çamlıca Camii 60 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği bir cami. Cumhuriyet tarihinin de en büyük camisi. Burada dediğim gibi kompleks bir yapı, külliye olma özelliğine sahip. Maşallah ihtişamı da bizleri büyüledi. İstanbul'un da birçok noktasında görülebilen hakim bir noktada bir cami. İnşallah sizler de geri gezersiniz. Efendim Çamlıca Camii'nin tabii kendine has özellikleri de sırları da barındırıyor. Mesela bazı özellikleri bir şeyleri simgeliyor. Mesela yerden yüksekliği 72 metredir. Bu da Türkiye'de yaşayan 72 milleti temsil eder. Kubbesinin de çapı 34 metredir. Bu 34 metrede İstanbul'u simgeliyor tabii ki doğal olarak. Ve minarelerinin uzunluğu Malazgirt'in zaferini simgeliyor. Toplam uzunluğu 71 metre. Kendine has böyle simgeler de barındırıyor. Efendim günümüz eserlerinden tekrar geçmişe döndük. Dolmabahçe Sarayı'na geldik ama şöyle üzücü bir durum var ki Dolmabahçe Sarayı'nın açılış saatini birkaç dakika arayla kaçırmışız. Kapanmış, sadece bahçesini gezebiliyoruz. İnşallah buradan görsel verebiliriz. Efendim Dolmabahçe Sarayı'ndan çıktık. Maalesef dediğim gibi gezemedik için yetişemedik. Ama Dolmabahçe Sarayı'nın hemen yanında Bezmi Alem Valide Sultan Camii var. Bu da yine 1850 yılında yapılmış. Yani 1800'lü yılların ortalarında yapılmış. Osmanlı'nın artık yüzünü yavaş yavaş batıya döndüğü yıllar. Çünkü Batı mimarisi hakim. Dolmabahçe Sarayı'nda yine öyle. Burayı da gelince görmenizi tavsiye ederim. İçerisi gerçekten estetik manada çok güzel. Efendim Kanuni Sultan Süleyman'ın Mimar Sinan'a yaptırdığı, Mimar Sinan'ın da kalfalık eserinde değil mi? Süleymaniye Camii'ni görüyoruz.
şairin de dediği gibi hadi gel yıkalım şu Süleymaniye'yi desen iki kazma kürek, iki de ırgat gerek. Ancak hadi gel yapalım şunu geri desen bir Sinan bir de Süleyman gerek. Süleymaniye Camii'ne gelmişken tabi hemen Yahya Kemal Bey attığının şu dizeleri aklımıza geliyor. Süleymaniye'de bir bayram sabahı. Bize bayram sabahı gelmek nasip olmadı ama yağmurlu bir günde evet ne diyordu Yahya Kemal Beyatlı? Gecenin bitmeye yüz tuttuğu andan beridir duyulan gökte kanat, yerde ayak sesleridir. Bir geliş var. Ne mübarek, ne garip alem bu. Hava boydan boya binlerce hayaletle dolu. Her ufuktan bu geliş eski seferlerdendir. O seferlerle açılmış nice yerlerdendir. Bu sükunette karıştıkça karanlıkla ışık, yürüyor durmadan insan ve hayalet karışık. Kimi gökten, kimi yerden üşüşüp her kapıya, giriyor birbiri ardınca ilahi yapıya. Efendim Kanuni Sultan Süleyman, Mimar Sinan'a burayı yaptırırken demiş ki, ey mimar bana da öyle bir yapı yap ki Ayasofya gibi yüzyıllar geçtikçe ayakta kalsınlar. Yalnız Mimar Sinan bu tabii yaparken en ince detaylarına kadar düşünür camiyi. Burayı ışıtan kandillerin izlerinden tutun buranın akustiğine kadar her şeyi ince ince hesaplarla yapar. Tabii bu kadar detay olunca cami inşaatı biraz sürer. Yalnız Sultan Süleyman tabii sabırsızlanır der ki bu cami neden bu kadar sürede bitmedi ey mimar der. Yani mimar der ki iki ayda teslim edeceğim der. Tabii bu dediği aşama caminin bayağı bir ilerledikten sonra ama görünen inşaat aslında iki senelik bir şeydir. Padişah zanneder ki benden korktuğundan öyle diyor. Ey mimar sen ne dersin de bir daha tekrarlıyorum ne zaman biter? İki ayda biter hünkârım anahtarı teslim ederim inşallah dediğinde daha sonra Mimar Sinan iki ay sonra teslim eder. Cami açılış günü gelir ve Süleyman ona yaptığı kabalığı farkına varır der ki ey mimar sen yaptın bu yapıyı açma şerefini de sen nail ol der ve bu muhteşem yapı o günden bugüne kadar gelir. Efendim Süleymaniye'den sonra Sultanahmet'e geldik. Sultanahmet başka bir Selahattin Camii'dir. Selahattin camilerinin de hemen özelliğini söyleyeyim size. Selahattin camileri sultanların veya sultan ailelerinin kendi adlarına yaptıkları camilerdir ve tamamı seferdeki elde edilen ganimetlerden yapılır. En az iki minareli olurlar ve tamamı da böyle külliye şeklindedir. Demiştik ya yarımada, tarihi yarımada gerçekten attığınız her yerde tarih var. Mesela hemen orada Sultanahmet var. Sultanahmet'in hemen yanında şöyle bir meydan var. Bu meydanda önceden hipodrom vardı. O hipodromda da bir katliam yaşandı. Yani Bizans İmparatorluğu burada kuruluydu. Mesela hemen şu benim sağımda sizin solunuzda dikili taş var. Bu dikili taş Mısır'dan geldi 3000 yaşında. Kral Theodosius bunu getirdi bir emrivaki ile. Onun da hikayesi uzun şimdi anlatmayın. Emrivaki de bunu getirdi buraya. Bunlar burası dediğim gibi önce hipodromdu. Hipodrom aynı zamanda imparatorların halkla sosyalleştiği bir alanda halka seslenirdi buradan. Hem yürüyelim hem de İranlı sütuna doğru gidelim sizde. Bu hipodromun da hikayesini anlatmış olayım. Önceden Bizans'ta iki sosyal grup vardı.
yeşiller ve maviler. Şimdikilere kıyaslarsak bunlar sağcılar ve solcular oluyor. Bunlardan 7'şer 8'er kişi hapse giriyor, zindana atılıyor. İki grup ayaklanma yapıyor. İki grup birleşiyor, krala karşı ayaklanıyorlar. Daha sonra her yeri ateşe veriyorlar. Ayasofya yanıyor, buradaki bütün tarihi yapılar yanıyor. Yani İstanbul'un kalbi yanıyordu, ateşler içindeydi. Daha sonra Kral Justinian zamanında oluyor tabi. Kral Justinian'ın karısı İmparator Theodora, İmparatoriçe Theodora kralın tahtının tehlikede olduğunu görüyor. Kral da tam o zaman kaçmazlıklar içerisinde İstanbul'u terk edecek. Diyor ki kralım diyor ölmek kaçmaktan daha şereflidir. Bakın benim üzerimdeki pelerin en güzel kefen olur bana diyor. Kral da bundan cesaretle adamlarına emrediyor. Adamları hipodromda toplanan halkı kaplarını kapa diyorlar. Çoluk çocuk demeden 30 bin kişiyi kılıçtan geçiriyorlar. Böylece ayaklarına bastırılmış oluyor. Yürüye yürüye yılanın sırtına geldik. Buranın da hemen kısaca bir hikayesini anlatalım. Arkamda yılanlı sütun var. Bu yılanlı sütun da bir tapınaktan getirilmiş. Aslında üç başlıymış. Ve hikayesi de şöyle. Şehri yılanlardan, çiyanlardan, akreplerden koruduğuna inanılıyormuş. Kendini bilmez birkaç kişi gelmiş. Kılıçla kafasını kesmişler. Derler ki o günden sonra da şehir istilaya uğramış. Yılanların, akreplerin istilasına. Bu meydan hemen arkasında şurayı göstersek şu yapıyı İbrahim Paşa Sarayı var. İbrahim Paşa Kanuni Sultan Süleyman'ın hem çocukluk arkadaşıdır hem veziridir. Hürrem Sultan'ın kışkırtmasıyla Kanuni Sultan Süleyman onun kellesini vurdurur. Bu da bizim sultanlarımızdan sonra günümüze ulaşan tek paşa sarayıdır. Efendim İstanbul'da yağmurlu bir havadayız ve Çemberli Taş'a geldik. Çemberli Taş Kral Konstantin'in Roma'dan getirdiği bir taştır. İstanbul'u Roma'nın başkenti yaptığında bunun onuruna bu taşı Roma'dan getirtmiştir. Taş 57 metre uzunluğundadır. Fakat parça parça gemilerle getirilerek burada birleştirilmiştir. Kral Konstantin'in annesi Helen de Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiğine inanıldığı o çarmıhın parçalarını da getirip Kudüs'ten getirip bunun altına gömdüğü söyleniyordur. Çünkü bunun altında da bir mabet olduğu biliniyor, eski bir mabet. Evet, İstanbul'un en eski yapılarından Çemberli Taş'ı da göstermiş olalım hazır gelmişken.